Merhaba. Bugün mimarlar ve kitaplarını konuşmak üzere bir aradayız. Eminim pek çoğumuz için oldukça heyecan verici bir başlık bu başlık. Çünkü mimarlar ve kitapları çok çeşitli araştırma ve çalışma alanlarını içeren oldukça yüklü ve ilham verici bir başlık. Bugün burada ben bu başlığın olası alt başlıklarından biri hakkında size kısa bir sunuş yapıyor olacağım. Yaklaşık bir yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda tamamlamış olduğum doktora tezine dayanan bir sunum olacak. Ama hiç endişeye kapılmanızı istemiyorum. Size doktora tezi anlatmayacağım. Size bu çalışmamda, bu çalışmamın odağında yer alan 8 adet mimarlık kitabından bahsediyor olacağım. Çalışmamda ve dolayısıyla bu sunumda mimarlık, yapı yapma sanatının ötesinde bir tanıma sahip. Mimarlar yaşanabilir eserler, formlar tasarlamanın ve inşa etmenin yanı sıra başka kültürel eserler de üretiyorlar. Bunların da başlıca örneklerinden biri aslında kitaplar. Matbu mimarlıklar, mimarlığın bu gündelik hayatta çok bağlı kaldığımız yapı yapma, projelendirme ya da inşai anlamın dışında daha çok mimari kültürü de kapsayan çoğul bir anlamı nedeniyle burada çoğul kullandığım bir başlık. Bu kitaplar hem mimarlığın hem de mimarlığa dair, mimari pratiğe dair farklı mimarlık anlayışlarının ve kavrayışlarının hem sunulduğu hem üretildiği bir ortama dönüşüyor. Bu basılı mimarlıklar içerisinde mimar otomonografileri olarak tanımlayabileceğim bir yayın türü de var. Mimar otomonografileri, mimarların, serbest meslek pratiğiyle uğraşan mimarların inşa edilen yapılarını, inşa edilemeyen tasarımlarını ve hatta hayali tasarımlarını içeren bir koleksiyon. Bu yayın türünde mimarlar geçmişe yönelik olarak yapmış oldukları üretimi çoğunlukla kendileri veya en azından denetimlerinde veya onayları altında yayınlıyor oluyorlar. Mimar otomonografilerinde serbest mimarlık pratiği, görseller, fotoğraf, çizim, şema, eskiz gibi ve metinler aracılığıyla ortamla paylaşılıyor ve sunuluyor. Dolayısıyla mimarlar bunu yaparken aslında kendi mimarlıklarını belki yeniden üretiyorlar ve yine burada bu yayın aracılığıyla, kitap aracılığıyla mimarlıklarına dair anlayışlarında ve kavrayışlarında farklı bir kullanım ortamı, farklı bir değer yaratıyor oluyorlar. Bu noktada mimar otomonografileri mimarlara sadece mimarlıklarını sunmaları için değil, mimarlıklarına dair bir yeniden düşünmeyi ve hatta öz eleştiriyi de kurabilecekleri bir ortam yaratıyor. Bu özelliklerinin yanı sıra bu mimar kitapları kimi zaman binalardan ya da mimarlarından da uzun süre hayatta kalıyorlar diyelim ya da mimarlık ortamında, kültür ortamında dolaşımda kalabiliyorlar. Ve belki 15. yüzyıldan beri mi diyelim, 5-6 yüzyıldır
serbest mimarlık pratiğini sunma ve kayıt altına almanın yanı sıra mimarlık teorisi, mimarlık tarihi ve eleştiriye de aslında bir anlamda temel oluşturuyor oluyorlar. Özetle burada kısaca bahsetmeye çalıştığım nedenlerle bu mimari yayın türünün, mimar otomonografilerinin çalışılabilecek, araştırılabilecek ve bir dönemin mimarlığını anlamada bize oldukça yardımcı olacak bir araştırma nesnesi, ortam olduklarını düşünüyorum. Sizlere bugün yapacağım sunumda bahsedeceğim, değineceğim mimar monografileri bunlar. 1950'li yıllarda Seyfi Arkan'ın iki broşürüyle başlıyor olacağız. 1970'de Altuğ ve Behruz Çinici'nin, 71'de Baysal Birsel'in, yaklaşık 70 yılında Doğan Tekeli Sami Sisa ortaklığının, 77'de Şevki Vanlı'nın, 79'da Cengiz Bektaş'ın, 81'de Turgut Cansever'in ve 82'de Sedat Hakkı Eldem'in kitapları diyelim. Aslında buradaki sunumda ve tabii ki öncesinde dayandığı doktora çalışmamda 1950'ler öncesinde bu yayın türü olarak tanımladığım kitapların başka örneklerine ben ne yazık ki rastlayamadım. Ancak elbette 1982 burada aldığım tarihten bugüne baktığımızda özellikle erken 90'lardan itibaren bu yayın türünün Türkiye'de pek çok pek çok örneğiyle karşılaşıyoruz diyebilirim. Ama bu tarih aralığında rastlayabildiğimiz örnekler bunlar. Bu listeye baktığımızda çok genel bir yorumda bulunacak olursak ilkin Türkiye'de mimarlar 1950'li tarihlerden itibaren bu yayın türünü kullanmaya başlıyorlar diyebiliriz. Seyfi Arkan'ın bu iki broşürü aslında mimar otomonografilerinin serbest meslek pratiğiyle ve daha doğrusu serbest çalışan mimar öznenin ortamda varlığıyla ne derece ilintili olduğunu bizlere gösteriyor. Seyfi Arkan'ı takiben 70'lerde biraz da belki artan bir ilgiyle Çiniciler, Baysal Birsel, Tekeli Sisa, Vanlı, Bektaş, Cansever bu yayın türünü kendi mimari pratiklerini ortamla paylaşmak için kullanmaya devam ediyorlar. Bu noktada aslında şeyi düşünebiliriz. Bu serbest mimarlar yayın yapmayı serbest mesleki pratiklerinin bir parçası, bir uzantısı olarak görüyorlar ve yayını da önemsiyorlar ve yayın üretiyorlar ve kullanıyorlar diyebiliriz. 82 tarihindeki Sedat Hakkı Eldem'in Büyük Konutlar kitabı yaptığım çalışmada da bir anlamda bir eşiği tanımlıyor idi. 1980'lere geldiğimizde Türkiye'de değişen sosyopolitik ve ekonomik ortam nedeniyle de diyelim bir mimarlık tarih yazınına da yansıyan bir eşik söz konusu ve o tarihten sonra üretilen mimar kitapları da bu çağdaş bağlamlardan etkilenen ve onları etkileyen bir kültürel ürün olarak bu şeyde çok bir farklılık gösteriyor. Bu farklılık kitapların fiziksel özelliklerinden belki kullanım ve üretim yollarına, yöntemlerine artık bu yayınlar o tarihten itibaren çok daha hani böyle tırnak içinde farklı yayınlar.
Bu 50-80 tarihi çok daha genel anlamıyla bakarsak Türkiye'de tarih yazımında da kullanılagelen eşikler ve kitaplara dair yapılan böyle bir çalışmada da tekrar karşımıza çıkması açıkçası çok da şaşırtıcı bir sonuç değildi diyebilirim. Çalışmama ilk başladığımda elbette nasıl bir listenin ve hangi mimarların karşıma çıkacağını bilmiyordum. Sonuçta bu geldiğimiz noktada karşımıza çıkan isimler belki de bir taraftan çok da sürpriz olmadı diyebiliriz. Çünkü Arkan, Çiniciler, Baysal Birsel, Tekeli Sisa, Vanlı Bektaş, Cansever ve Sedat Eldem 20. yüzyılda Türkiye'de mimarlık dediğiniz neredeyse her başlık altında mimari üretimleriyle ve kişilikleriyle diyelim, mesleki kişilikleriyle mutlaka yer alan, hatta bu dönemlerin belirleyici karakterleri olarak anılan isimler. Bu çalışmada da nasıl diyelim, yeniden bizlerle birlikte oldular. Sonuçta genel olarak Türkiye'de mimarlık ortamında silinemez derin izler bırakan aktörler bunlar ve bu çalışmada tekrar bunu gündeme taşıdı diyebilirim. Bu kitaplara baktığımızda bu kitaplar kuşkusuz çok farklı özelliklere de sahipler. Ancak bu çalışmada bu yayın türü kitapları ve bu yayın türünü farklılıkları üzerinden tanımlamaya çalışan bir yaklaşım da bulunmadık. Bunun bir nedeni her bir yayında bu yayının farklılığı aslında mimarın bu yayın türünü kullanmadaki, tekrar kendi mimarlığını üretmedeki bir zenginlik ve çoğulcu bir yaklaşım farklılığı olarak görüldü. O nedenle belirli bir noktalarda aynı karakteristikleri gösterseler de bu yayınların birbirinden oldukça farklılaşan tarafları da var. Listedeki ilk yayınlarımızdan biri, ikisi diyeyim daha doğrusu, Seyfi Arkan'ın 50'lerde yayınlanan iki broşürü. Ne yazık ki bu 1950 tarihli ilk yayın benim hani elde edip inceleyebildiğim bir yayın değil. Çalışmalarım sırasında Beyazıt kitaplığında bulunuyor görünen nüshaya da erişim ne yazık ki mümkün olamamış idi. Ancak bu 1956 tarihli ikinci broşür, Seyfi Arkan ve eserleri mevcut ve hani çalışmama dahil edebildiğim bir yayın. Bu broşür Seyfi Arkan'ın 23 yıllık meslek pratiğini 32 sayfada gözler önüne seren bir broşür. Böyle yatay bir formatı var, ortadan zımbalanmış, oldukça sade ve belki mütevazı diyebileceğimiz bir yayın. Kapakta ilk dikkati çeken başlık 1933-1956. Arkasından sağ alt köşede gördüğünüz Seyfi Arkan ve eserleri başlığı var. Burada da alt satırlarda mimar kendini öncelikli olarak Türk HİMARK Plan Yapı Müessesesi sahibi, arkasından da Güzel Sanatlar Akademisi muallimlerinden biri olarak tanıtıyor. En alt kısımda da büroya dair bir iletişim adres ve telefon bilgisi var. 1933-1956 başlığı okurda ilkin başka tarihlerin de olduğu farklı hani
kopyaların da olduğu izlenimini yaratıyor ama ne yazık ki öyle değil. 1933 tarihi ise Seyfi Arkan'ın Türkiye'de profesyonel mimarlık hizmetine başladığı tarih olarak önemli bir tarih. Bileceğiniz ve belki anımsayacağınız üzere 1928 yılında mezuniyetinin ardından Seyfi Arkan Berlin'e gönderiliyor. Orada Poelzig'le bir takım çalışmalar da yürütüyor. 1933 tarihi Berlin'den Türkiye'ye döndüğü yıl, aynı yıl akademide planlama dersleri vermeye başlıyor ve hariciye köşkü için açılan diyelim sınırlı yarışmada bu yapıyı projelendirme görevini de üstleniyor. 33 tarihinin Arkan'ın kariyerinde böyle bir önemi var. Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin mimarlık ortamındaki ilk süreli yayını Arkitek Mimarlık Dergisi ve belki mimarlık alanındaki ilk teorik eserler diyebileceğimiz Celal Esat'ın Yeni Mimarisi ve Tavut'un Mimari Bilgisi söz konusuyken mimarların kendine yayın yapması neredeyse 1950'li yılları buluyor. Biraz önce kısaca bahsettiğim haliyle bunu profesyonel mimarlığın yayınla çok sıkı ilişkisine hani bağlamak gerekiyor. Çünkü böyle bir yayını yapmak aslında her şeyden önce bir organizasyon ve arşiv sistem olarak düzenli bir mimarlık bürosuna ihtiyaç duyuyor, bir arşive ihtiyaç duyuyor. Arkan aslında 1933 yılından itibaren süreli yayınlarda çalışmaları yayınlanan bir mimar. Yayını mesleki pratiğinin bir parçası olarak gördüğünü düşünüyorum. Broşüre geri dönecek olursak, bu broşürde ilk sayfalarda Seyfi Arkan'ı dönemin 3 cumhurbaşkanı ile birlikte görüyoruz. Burada tabii pek çok okuma yapmak mümkün ama bugün bulunduğum noktadan baktığımda mimarın burada kendini ortama sunuş şeklinden belki daha çok dönemin cumhurbaşkanının örneğin akademide bir sergiye katılıyor oluşu veya işte solda göreceğimiz karedeki gibi mimar ve teknik bir heyetle bir saha gezisinde incelemede bulunuyor oluşunu açıkçası daha ilgi çekici buluyorum. Devamında mimarın telif eserleri olarak başlıklandırdığı, yapmış olduğu rapor çalışmalarına dair bir liste söz konusu. Broşürün devamı projelere yer veriyor ama projelere tipolojik başlıklar altında yer veriyor. Bu sağ sayfada gördüğümüz apartmanlarda olduğu gibi o proje grubundan birine ait bir imajla başlıyor ve diğer sayfada buna dair kronolojik bir listeyi içeriyor. Burada aslında baktığınızda Seyfi Arkan'ın herhangi bir projesi ya da yapısı bir anlamda bir satırla ifade ediliyor. Yine böyle baktığımızda örneğin tasarladığı ve inşa ettiği diyelim bir transformatörle hariciye köşkü arasında bir fark da yok. Yani mimarın tüm projelerini sunuşta ya da ele alışta oldukça nasıl diyelim eşitlikçi bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz. Bir proje diğerinden daha önemli ya da daha az değerli değil. Genel olarak broşüre baktığımızda ise Seyfi Arkan ve eserlerini böyle hacimli bir kartvizite benzetiyorum ben. Mimarın aslında Seyfi Arkan'ın mimarlığını değil, daha çok bizlere Seyfi Arkan'ı bir mimar ve serbest meslek adamı olarak sunduğunu düşünüyorum. Seyfi Arkan'dan sonra yaklaşık 1970'lere kadar geçen dönem
Türkiye'de mimari yayın kültürü çerçevesinde oldukça bence önemli bir dönem. Bir kere burada yayınların sayısı artıyor diyebiliriz, çeşitleniyor diyebiliriz ve bunu da şöyle bir noktada önemli diye düşünüyorum. O tarihe kadar mevcut bazı kurum ve kuruluşlar yayın yapmaya devam ederken ortama katılan her bir yeni aktör yayınla da ortamda bulunuyor. İlkin 1954'te Mimarlar Odası kuruluyor. En üstteki satır Mimarlık Dergisi yarışma serisinden bir kitap ve Gropius'un çeviri kitabı diyelim Mimarlar Odası yayınlarından örnekler. Sonra 1956 yılında örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruluyor. Sol altta gördüğümüz Modern Mimarlığa Giriş yine bir üniversite yayını çeviri eser. 1968'de Yapı Endüstri Merkezi kuruluyor. Yemin'de ilk kitabı Bülent Özer'in Bakışlar kitabı. Bu tabii burada size ilettiklerim sadece ortamda bunlar var demek değil de hani böyle birkaç seçim yapmak istedim. Orta satırda yer alanlar örneğin Şevki Vanlı'nın Frank Lloyd Wright İnsana Dönüşü ve Cengiz Bektaş'ın Mimarlıkta Eleştirisi. DOS yayınlarından çıkan iki kitap. Bu DOS yayınları Saim Şengil ve Nezihe Meriç tarafından Ankara'da kurulan bir yayın evi. Ve bu iki kitap dışında genellikle edebi alanda Türk öykücüler, şiir ve benzeri alanda yayınlar yapıyorlar ve bazı edebiyat dergileri de çıkarıyorlar. En sağ altta gördüğümüz yayın ise oldukça ilginç bulduğum bir yayın. Aslında belki bunları elden dolaştıralım mı? Şu Yeni Ulusal Mimarlık. Bu aslında tamamen yazarlarının hani kararıyla ve isteğiyle diyeyim basılan aslında bir makale ölçeğinde bir kitap. Tabi burada çok sözünü etmediğimiz süreli yayınlarda da büyük bir çeşitlilik söz konusu. Bu Mimar Arkitek'ten sonra ilk yapı ve ilk mimarlık dergileri var diyebiliriz. Selçuk Miller'ın çıkardığı eser var, mimarlık ve sanat var, akademi dergisi var, yapı endüstrisi dergisi var, ayrıca İTÜ'nün ve ODTÜ'nün dergileri var. 1980'lere geldiğimizde de Selçuk Batur'un Çevresi ve Cemil Gerçek'in Mimar Dergisi var. Tekrar mimar otomonografilerine dönecek olursak, Haluk Baysal Melih Birsel Mimarlık Bürosu çalışmaları 71'de ortaya çıkıyor, mimarlık ortamına katılıyor. Bu da 16 sayfalık bir broşür. Ortaklığın yaklaşık 20 yıllık meslek kariyerlerini 6 adet seçili proje üzerinden ortamla paylaşan bir yayın. Aslında Baysal Birsel ortaklığının çalışmaları ilkin yaklaşık bir yıl önce Arkitek Dergisi'nde bir dosya olarak yayınlanıyor. Ve bu broşür de bu dergide yer alan özetin diyelim bir ayrı basımı. Dergide yaklaşık 19 sayfada yer alan bu tanıtım 16 sayfaya yaklaşık bir forma boyutuna küçültülerek ayrıca basılmış durumda.
Arkitek dergisinde serbest mimarların çalışmalarının yer alması bundan olsa olsa 2 yıl öncesine, yani 1968 tarihine kadar hani gidebiliyor. Bunu da oldukça ilginç buluyorum. Genel anlamıyla baktığımızda Arkitek dergisi kurulduğu günden beri serbest mimarlara ve serbest mimarlık pratiğine oldukça önem veren, dergi sayfalarında bu pratiği yansıtmak isteyen bir yayın. Ama 1968 tarihine dek Arkitek dergilerinde binaların ya da projelerin kendileri yer alıyor. Özellikle çağdaş mimarların tanıtımına dair dergi sayfalarında hiçbir çalışma yok. 1968'de başlayan seriyle bunu ilk defa görüyoruz. Bunun da neden diye düşündüğümüzde iki nedeni olabilir gibi geliyor bana. Belki dönem için ortamda zaten meslek pratiğiyle uğraşan mimarları ve eserlerini pek çok kişi tanıyordu belki ve hani bunu tekrar dergi sayfalarında yer vermeye çok da gerek görülmemiş olabilir diye düşünüyorum. İkinci nedeni de mimarlık ortamında o günlerde inşa edilmiş yapı oldukça değerli. Bu mimarlıktaki başarının vurgusu aslında projelendirmeden inşai sürece varan üretim. Belki de hani bunun bir nedeni de bu diye düşünüyorum. Bu noktada hem Arkitek dergisinde hem de Baysal Birsel'in bu broşüründe mimar öznenin üretimiyle bir arada yer almasını Türkiye'de mimarlık ortamı için oldukça önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Burada ilk sayfalarda Baysal Birsel mimarlık ortaklığı hakkında kısaca bir tanıtım ve yaşam öyküsü var diyebiliriz. Dönemler halinde anlatılmış. Devam eden sayfalarda dediğim gibi üretimlerinden seçilen 6 adet proje, metin ve görselleri aracılığıyla sunuluyor. Detayda baktığımızda proje metinleri daha çok birer raporu andırıyor. Pek yorum içermeden doğrudan yapı ya da projenin kendisi bu sefer metinsel dille anlatılmaya çalışılmış. Bir anlamda biraz mesafeli, az ve öz bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün ne yazık ki bu tercihin Arkitek dergisinin yayın yaklaşımı mı yoksa Baysal Birsel ortaklığının da mı tercihi olduğunu bugün ne yazık ki bilemiyoruz. Ama yine de dönemdaşı diğer yayınlara baktığımızda buradaki anlatım paralellik gösteriyor diyebiliriz dönemindeki diğer yayınlar içerisinde. Sonuç olarak broşür Baysal Birsel ortaklığının mimarlığının bize bir dökümünü yapmaktan biraz uzak. Örneğin bugün bildiğimiz hani mimari yarışmalara dair üretimlerini, eleştiriyi ya da tasarımı bir araştırma alanı olarak görme pratiklerini ve benzeri pek çok konuyu ne yazık ki broşürden, bu yayından takip etmek mümkün olamıyor. Ama belirttiğim haliyle mimar ile onun üretim dünyası arasındaki bağın bir yayın örneği olarak oldukça önemsediğim yayınlardan biri. Özetle kısa bir ifade olduğunu tekrar belirtmek isterim ve mimarların mesleki kariyerlerinin resimli ve yazılı bir özeti, kısa bir ifadesi diyebiliriz. 1970 yılı Altuğ Behruz Çinici mimarlık çalışmalarının da ortama katıldığı yıl. Ankara'da Ajans Türk Matbaası'nda basılıyor bu kitap. İkinci baskısı da 1975'te yapılıyor. Çinicilerin 9 yıllık çalışmalarını
yaklaşık 105 sayfada ortamla paylaşan bir kitap. Kemal Kurdaş'a ithaf edilmiş ve İngilizce Türkçe iki dil olarak hazırlanmış. Ön söz, projeler, açıklayıcı bilgiler ve biyografi gibi bölümlerden oluşuyor. 1961 yılı kitabın başlığında anılan haliyle Çinicilerin kariyerinde önemli bir eşik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünü projelendirmek için yarışma aracılığıyla görevlendiriliyorlar ve Ankara'ya taşınarak Çinici mimarlığı kuruyorlar. 1961'den 70'e uzanan 9 yıl kariyerlerinde aslında ODTÜ kampüsünün başeser olduğu bir dönem. Ama bunun yanı sıra Arthur, Fen Lisesi gibi Çinicilerin diğer projelerini de içerdiği için kitap genel olarak mimarlık çalışmaları olarak başlıklandırılmış. Çineciler için mimarlıklarını ortamla paylaştıkları ilk yayın ve ilk örnek değil. Bundan önce 1964'te örneğin bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi broşürü var. Size bahsettiğim 70 kitabının belki de bir eskizi olarak görülebilecek bir yayın bu. Bir de 1965 yılında düzenlenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi proje sergisi var. Ankara'da da düzenleniyor, İstanbul'da da açılıyor sergi. Ağırlıklı olarak Gültekin Çizgen'in fotoğrafları ve Selahattin Yazıcı'nın maketlerini içeren bir sergi. Altuğ Behruz Çinici mimarlık çalışmaları, Çinici mimarlıkta bir masada çoğunlukla da Altuğ Hanım tarafından yapılan bir kitap. Bugün yine baktığımda dönemi için oldukça ileri, öncü, hatta belki şiirsel diyebileceğimiz bir grafik ifadeye sahip olduğunu düşünüyorum. Burada mimarlar mimarlıklarını sunumunda bir tercihte bulunuyorlar ve ağırlıklı olarak projelerini görseller aracılığıyla anlatıyorlar. Kitabın başlangıç ve sonuç bölümlerinde yer alan metinler dışında ve tabii ki resim altyazıları dışında kitap tamamen görsellerden oluşuyor. Fotoğraflardan, eskizlerden ve çizimlerden. Bir anlamda bir görsel anlatı olarak tanımlamak mümkün bu kitabı. Genel olarak sağa sola dağıtılan bir yayın olarak Can Çinici bahsetmişti. Ama burada aslında iki dilli oluşu nedeniyle uluslararası ortamda da bir tanıtım hedefi olduğunu düşünmek oldukça mümkün. Bu kitapta her bir fotoğraf sanki çok başka bir duyguyu anlatıyor. Kim çekmiş acaba fotoğrafları biliyor musunuz? Büyük çoğunluğunun Gültekin Çizgen olduğunu düşünüyoruz ama bu bir şey benimki. Bilemiyorum, belki farklı noktalarda bilgi var mı ama yazmıyor, eğer hani onu soruyorsanız. Kitapta ne yazık ki bahsedilmiyor. Sonuç olarak genel anlamıyla baktığımızda Çiniciler bu yayında aslında mimarlıklarını nasıl yaptıklarından hiç bahsetmiyorlar. Daha çok ne yaptıklarını bize anlatmaya çalışıyorlar. Ve bu anlatımda da görselliği ana araç ya da metot olarak kullanıyorlar. Çoğunlukla alışkın olduğumuz yayınların aksine bu yayında görseller bir düşünceyi destekleyen unsurlar ya da araçlar değiller. Tamamen düşüncenin kendisiler. Bu tabii biraz önce söylediğim mimarlıklarını nasıl yaptıklarını anlatmadılar, ne yaptıklarını anlattılar dediğimdeki vurgu da biraz önce bahsetmek istediğim mimarlıkta dönem için neyin başarılı olarak görüldüğünü de belki yine hatırlamakta fayda var.
70'lerin ortalarına geldiğimizde Doğan Tekeli Samissa projeler, uygulamalar ortama katılıyor diyelim. İstanbul'da APA Offset'te basılıyor. Yine iki dilli, Türkçe İngilizce bir kitap. Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın 20 yıllık meslek hayatını yaklaşık 170 sayfada bizlere sunan bir yayın. Sevgili Doğan Bey'le de yaptığım görüşmede hatırlattığı haliyle hazırlıkları neredeyse 2 yıl sürüyor bu kitabın. Ve projeler burada tipolojiler altında 5 bölüm halinde sunuluyor diyebiliriz. Diğer yayınlar içerisinde baktığımızda Tekeli Sisa'nın monografisi, bir mimarlık bürosunun kitabı nasıl olmalı sorusuna verilen oldukça hani ciddi bir yayın, uluslararası düzeyde bir yayın. Kitabın hazırlanma sürecinin motivasyonu yine sevgili Tekel'in anlatımıyla bir radyo konuşmasına dayanıyor diyebiliriz. Burada Türkiye'de mimarlık yapılmadığına dair genel bir eleştiri üzerine 20 yıllık mesleki uğraşlarını toparlayarak ortamla paylaşma isteklerinden bahsediyorlar. Ancak diğer taraftan 70'li yıllara gelene kadar çok fazla Türkiye'de de rol model yok. Bir mimarlık kitabı nasıl yapılacak sorusunun çok fazla yanıtı da yok belki. Bu noktaya geldiğimizde Tekeli Sisa'nın kitabında fotoğraflar örneğin bu yayın için çekiliyor. Tüm projeler sadeleştirilerek yeniden kitap için çiziliyor. Tüm metinler, tüm açıklayıcı eskizler ve şemalar bu yayın için hazırlanıyor. Önder Küçük Erman'ın kitaba desteği olduğunu biliyoruz. Bülent Özer bir sunuş yazısı yazıyor. Demirtaş Ceyhun ise kısa gömleklerde yer alan diyelim tanıtıcı yazıları kaleme alıyor. Bu noktaya kadar getirdiğimiz diğer yayınlardan farklı olarak Tekeli Sisa monografisinde kitap bir ekip işi, bir takım işi olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada da mimarların tanıtımıyla başlıyoruz diyebiliriz. Arkasından her bir proje görselleri, çizim şemaları ve proje raporlarıyla bir arada sunuluyor. 1954'te kurulan Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı Türkiye'nin ilk kurumsal mimarlık bürolarından biri olarak kayda geçmiş durumda literatürde. Bu noktada Bülent Özer'in kitabı giriş yazısındaki notu da hani sizlerle paylaşmak istedim. Tekeli Sisa Bürosu 20 yıldır büyük bir titizlikle sürdüre geldiği çalışmalarını, örnek bir organizasyon yöntemiyle arşivlendirmesini, adeta yayına hazır hale getirmesini de bilmiştir. Bu noktada baştan beri vurguladığımız açılımlardan birinin de tekrar üzerinden geçmiş oluyoruz. Böylesi bir mimar monografisini hazırlamanın arşiv ve mimari bir organizasyonuyla ne derece sıkı bir ilişki içinde olduğunu. Bu monografi mimarlık ortamında da ses getiriyor. Şevki Van'la Suha Özkan kitaba dair dergilerde tanıtıcı ya da eleştiri yazıları kaleme alıyorlar. Şevki Van'la örneğin ortamda eksikliği hissedilen mimari eleştiri için bu kitabın bir vesile, bir araç olmasını umut ettiğinden bahsediyor. Diğer ilginç konu, benim ilginç bulduğum konu, belki 20 yıldır Tekeli Sisa mimarlığına karşı oldukça sessiz kalan mimarlık ortamı, bu kez bu yayın aracılığıyla Türkiye'de mimarlığa dair konuşmaya başlıyor. Ve aslında paylaşılan, ortamla paylaşılan, sunulan Tekeli Sisa mimarlığı Türkiye'de mimarlık olarak bu kez adlandırılıyor. Suha Özkan da yayının Türkiye'de uluslararası
uluslararası anlamda ilk monografi olduğunun altını çiziyor. Ama bir taraftan da burada paylaşılan mimari uygulamalara paralel kuramsal, teorik paralellerin çekilmemiş olmasını da belki bir eleştiri notu olarak belirtiyor. Aynı yıllarda Türkiye'de mimari yayıncılık adına yine benim ilginç ve değerli bulduğum bir olay daha oluyor diyelim. Ankara'da Yaprak Kitabevi Lale ve Cemil Gerçek tarafından kuruluyor. İlkin yurt dışından kitaplar getiriyorlar ve uluslararası dergilere abonelik sağlıyorlar. Burada Etüt Proje serisini görüyoruz. Sağda da telif eser hali. Sonrasında Yaprak Kitabevi kendi telif eserlerini de yayınlamaya başlıyor. Ve buna 1980'de bir süreli yayın Mimar Dergisi de ekleniyor. Yaprak Kitabevi yayınlarının yanı sıra zamanla mekan ve organizasyon olarak da mimarlık ortamında önemli bir yere sahip oluyor. Aslında bunda Cemil Gerçek'in mimar olmasının ve ele alış ve yaklaşımlarındaki farklılığın da önemli olduğunu düşünüyorum. Cemil Gerçek örneğin inşa edilmeyen projelerin ancak yayın aracılığıyla hayat bulduğuna inanan bir mimar yayıncı. Sadece inşa edilen projelerin başarılı bulunduğu bir mimarlık ortamı için kendisini ben eşi bulunmaz bir yayıncı, bir mimar olduğunu düşünüyorum. Yaprak Kitabevi sadece kültürel bir ortam değil aslında. Dönemin üretken, yaratıcı figürleri içinde bir anlamda bir çatı. Burada belki İbrahim Niyazioğlu'nu anmak hoş olabilir diye düşünmüştüm. Niyazioğlu 1966-70 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alıyor. Ama çalışmaları daha çok mimari yayın alanında diyebiliriz. Dönemin yürüyüş ve mimarlık dergilerinin kapaklarını tasarlıyor. Aynı zamanda Yaprak Kitabevi'nin diğer pek çok yayınını da İbrahim Niyazioğlu tasarlıyor, yayını hazırlıyor diyebiliriz. Yaprak Kitabevi Türkiye'de mimari yayıncılık alanına yani yön vermiş ve belki de yeni anlamlar üretmiş bir katkı. Bir anlamıyla mimarlık ortamında, mimari yayıncılık ortamında farklı rollerin ve görev tanımlarının ortaya çıkmasını sağlıyorlar diye düşünüyorum. Bir grafik tasarım söz konusu oluyor, bir fotoğrafçı giriyor, bir kitabevi, bir çevirmen gibi mimari yayıncılık alanının ekipleri genişliyor, rolleri tanımlanmaya başlıyor. Belki şey gibi bakacak olursak çok daha yerine oturacak. Zeki Sayar'ın Arkitekt Dergisi için çok çok uzun yıllar belki bir sekreteri ya da asistanı desteğiyle tek başına çok uzun yıllar ürettiği bir süreçte bu sefer pek çok hani aktör işin içine girmeye başlıyor. Şevki Vanlı Mimarlık Çalışmaları Yaprak Kitabevi'nin proje uygulama serisinin ilk kitabı. 1977 yılında Ankara'da basılıyor. Burada da Şevki Vanlı'nın 20 yıllık meslek pratiğini yaklaşık 152 sayfalık bir toplam halinde görüyoruz. Bu kitap da Türkçe ve İngilizce iki dil. Cemil Gerçek'in kısa bir ön sözünden sonra Vanlı'nın biyografisi, arkasından mimarın açıklamaları olarak adlandırılan genel bir Türkiye mimarlığına dair değerlendirmesi ve yine takiben 4 bölüm halinde projeler yer alıyor. Yaprak Kitabevi'nin gösterdiğim etüt proje serisine bir anlamda grafik ele alış olarak çok benzerlik gösteriyor. Ama yine bugün baktığımızda çok itinalı bir
baskı kalitesinden söz edemiyoruz. Ama tabii o dönem için baskı teknolojisinde ve malzemede ciddi sıkıntıların yaşandığını da hani hatırlamak gerekiyor. Dönem dönem kitap gazete basılacak kağıdın ülkede zor bulunabildiği bir dönem. Şevki Vanlı kitabının kabaca iki açılımı var. Biri yurt dışından kendisine yeni çalışma alanları bulmak isteği. İkincisi de mimarlık tarihçileri ve eleştirmenler için serbest mimarlığına dair, kendi mimari üretimine dair altlığı diyelim, malzemeyi kendisinin sağlamak istemesi. Yine burada da projeler, metinler ve görseller aracılığıyla sunuluyor. Şevki Vanlı şık göz alıcı imajlardan çok hoşlanmıyor diyebiliriz. Hatta eskize dahi çok sıcak bakmadığını da belirtmek gerek. Bu nedenle kitapta genellikle teknik çizimler yer alıyor projelerini sunarken. Ama belki bugün yine baktığımızda bu projeler, çizimlerde kitaptaki sunumda çok da bir standardın olmadığını da hani belirtmek gerek. Aslında Şevki Vanlı bir anlamda vizyoner, gelecek için hayalleri olan bir mimar. Ama sadece hayal etmekle de kalmıyor, bunlar için harekete geçen, bunlar için adımlar atmayı da deneyen bir mimar. 1968'de Oran Toplu Konut Yerleşimi için Oran Yapı Endüstri Merkezi'ni kuruyor. Bu tamamen Yapı Endüstri Merkezi'nin Ankara'daki hani kardeş enstitüsü diyelim. Çünkü kuruluşunda Doğan Hasol'dan da destek alınıyor. Oran Yapı Endüstri Merkezi'nin çift katlı mekanında girişte Yaprak Kitabevi yer alıyor, üstte enstitü yerleşiyor. Burada Vanlı'dan bir alıntım da var. Mimariyi yapanlar vardır diyor Şevki Vanlı. Onu yaşatıp sahip çıkanlar ve onu toplumsal hale dönüştürüp sürdürenler vardır. Bu üç grubun ortak bir kültürü üretebilmeleri başarılı bir meslek ortamı oluşturacaktır. Aslında Vanlı'nın yaşam boyu uğraşının bu sentezi kurmak olduğunu söyleyebiliriz. 1989 yılında kurduğu Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı da tamamen Türkiye'de mimarlık kültürü adına adımlar atmak için kurduğu bir vakıf. Bu anlamda Türkiye'de mimari pratik ve düşünce ortamı için biraz istisna bir rol model. 2006'da yayınladığı 3 ciltlik neredeyse 1000 sayfalık hani başyapıtını da anmak gerek diye düşünüyorum. İsminden de anlaşılacağı üzere yayın karşısındakiyle mimarlık konuşma isteğiyle kaleme alınmış bir yayın. Bu son iki kitap, Tekeli Sisa ve Vanlı, uzun yılların birikim ve çalışmalarını ortamla paylaşan ve geçmişe dönük derlemeyi, bir nevi arşivi kurmayı monografi ve kitap aracılığıyla yapan iki monografi diye düşünüyorum. O döneme baktığımızda belki de 1973'te Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıl dönümüne de paralel olarak o yıllarda birikime dair bir farkındalığın olduğunu belki söylemek mümkün. Yine sadece örneklemek için aklımızda bulunsun gibi üç yayını buraya koydum. Biri Doğan Asol'un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, diğeri Tapan Sözen'in 50 yılın Türk mimarisi, en sağdaki de Doğan Kuba'nın mimarlık kavramları. Cengiz Bektaş mimarlık çalışmaları ise proje uygulama serisinin ikinci kitabı, Yaprak Kitabevi'nin. Bektaş'ın
15 yılı aşkın meslek pratiğini yaklaşık 150 sayfada bizlere sunan bir yayın. Giriş bölümü, bunu takiben 16 başlıkta yerleşen diğer bölümler ve sonun başlangıcı olarak Bektaş'ın adlandırdığı bir son bölümü var. Cengiz Bektaş için yazı, düşünmenin bir yolu. Aslında tasarım ve mimardan önce belki 15-16 yaşlarından itibaren yazıyor Bektaş. Bu kırmızı kitaptan önce belki ondan fazla yayınlanmış eseri var. Daha çok sanıyorum şiir, deneme ve araştırma alanlarında. Bu kitabın ilk cümlesi şöyle: nasıl bir yöntem tutturalım bu betiğin oluşturulmasında diye sorarak başlıyorlar. Aslında daha monografinin ilk cümlesinden bu monografinin belki de bu kitapların geleneksel elde edilme yöntemlerine bir eleştiri olduğunu da söylemek mümkün. Ya da burada kendi mimarlığını sunuşa dair farklı bir arayışın söz konusu olduğunu da düşünmek mümkün. Kitap Cengiz Bektaş ve İbrahim Niyazioğlu arasında bir sohbet ve soru cevap konuşmasıyla ilerliyor. Ve burada sadece iyi ya da başarılı örneklerden bahsedilmiyor. Yine Bektaş'ın anlattığı haliyle burada tüm serüveni paylaşmaya çalışıyorlar ve her bir projeye dair neredeyse bütün arka plan hikayeleri de okurla paylaşıyorlar. Bu noktada mimarlığı nasıl anlatacağına dair bir soru soran ve buna kendi yöntemince yanıt veren bir yayın olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bu monografi özelinde bu tür kitapların mimarlık ortamında bir eğitim amacı olduğunu da belirtmek gerek. Pek çok yeni mezun mimar diyelim, bu deneyim paylaşımlarından meslek kariyerleri boyunca yararlanıyorlar. Yine bu kitapta, Bektaş monografisinde her proje aslında oldukça farklı ağırlıklarda sunuluyor. Öznel bir yaklaşım söz konusu. Aslında belki özetle şöyle bir şey diyebiliriz. Bu monografinin çıktığı dönemde de Türkiye'de mimarlığın ne olduğunun da tartışıldığı ve buna belki birden fazla yanıtın verilmeye başlandığı bir dönem. Örneğin 70'lerin ortalarında Mimarlar Odası için mimarlık aynı zamanda da şehirsel ölçekte bir tanım içeriyor. Mimarlar Odası o dönemde konut sorunundan bahsediyor örneğin. Büyük şehirlerin ulaşım sorunundan bahsediyor. Ama diğer taraftan Selçuk Batur'un Çevre Dergisi ya da Cemil Gerçeğin Mimar Dergisi iyi bir mimarlık tanımına ulaşmaya çalışıyor ve bunu serbest mimarlığın detaydaki uygulamasından yapı ölçeğine gibi bir aralıkta yapıyorlar. Yine benzer dönemde Gürhan Tümer'in bazı çalışmaları var. Mimarlığı tanımlamak, mimarlığın özü ve sözü gibi birkaç kitap. 1980'lere geldiğimizde ise Turgut Cansever'in bu monografisiyle mimarlığın bir düşünce olarak da ortama sunulduğu bir yayınla karşı karşıyayız. 1981'de yayınlanıyor ve Türk Tarih Kurumu Basım Evi tarafından yayınlanıyor. Başlığından da anlaşılabileceği üzere Düşünceler ve Mimarlık kitabın adı. Bu monografinin arkasında 1978-80 döneminde
alınan AHAN ödülleri var. Cansever, Ertuğrul Yener'le birlikte çalıştığı Türk Tarih Kurumu binası ve Bodrum Ertegün Evi için AHAN mimarlık ödüllerini almıştı o dönemde. Bir miktar böyle sert kapaklı ve içi de parlak kağıda ve nasıl diyeyim, renkli baskı bir yayın. Biraz prestijli bir gösterimi var belki de diyebiliriz. Tek dil İngilizce olarak yayınlanıyor. 96 sayfa. Gömleklerde ödül alan iki projeye dair metinler var. Ve aslında kapak fotoğrafları da bu iki proje. İçerik kısa bir ön sözden sonra Bektaş'ın Düşünceler adlı, özür dilerim, Cansever'in Düşünceler adlı makalesiyle karşılaşıyoruz. Cansever mimarlığına düşünce ve felsefeden doğru diyebileceğimiz bir giriş metni bu. Sonrasında seçilen 22 proje kronolojik sırayla sunuluyor ve Cansever'in 30 yıllık meslek pratiğini bir kitap disiplini altında sunan ilk ve tek yayın diyebiliriz. AHAN'dan alınan nakdi ödül bu kitabın üretiminde kullanılıyor ve gayet İstanbul-Ankara arasındaki gidiş gelişlerle Cansever kitabı tamamen kendisi hazırlıyor. Bu kitapta diğer örneklerden farklı olarak Turgut Cansever'in biyografisi ya da bir portre fotoğrafı ile karşılaşmıyoruz. Birebir mimarı tanıtmasa da onun düşünce ve yaklaşımlarına bir giriş, tanışma fırsatı yaratan bir kitap. Turgut Cansever'in ve Cengiz Bektaş'ın monografilerinin ayırt edici özelliğinin mimari anlatı olduğunu düşünüyorum. Daha önceki örneklerden farklı olarak burada biraz daha mimarlıklarının nasıl yapıldığına dair ipuçlarını da mimari ürünlerle paralel bir anlatı olarak izleme imkanına sahip oluyoruz. Sizlere bahsedeceğim son kitap Sedat Akgel'den Büyük Konutlar. Yine Yaprak Kitabevi'nin proje uygulama serisinin dördüncü kitabı, hatta belki son kitabı diyebiliriz. 1982 yılında basılıyor. 160 sayfalık bir kitap. Retrospektif bir perspektifle elden mimarlığını sunan aslında ilk kitap. Bu tarihe dek Sedat Eldem'in pek çok yayını var elbette. Türk sivil mimarlığına dair yapmış olduğu araştırmaların ortamla paylaşımı var. Ancak kendi mimarlığına dair yine bir kitap disiplini içinde yapılan ilk sunum bu. Bunun hemen arkasında 1983 yılında, buraya almış mıydım acaba? Sağda gördüğümüz 50 yıllık meslek jübilesi kitabı çıkıyor ve bir Sedat Hakkı Eldem sergisi paralelinde. Sedat Hakkı Eldem monografisi, öğrencisi Leyla Baydar'ın kaleme aldığı bir özgeçmişle başlıyor diyebiliriz. Bu biraz önce bahsettiğim diğer bazı kitapları. S-
Sedat Eldem'in konut, yalı, villa, elçilik projeleri gibi büyük konutlar başlığı altında toplanan projelerinden oluşuyor bu yayın. Uzun yıllar kendisinin Türk Evi için yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları düşündüğümüzde belki de Sedat Hakkı Eldem'in tüm bu uğraşısının da değerini gözler önüne sermeye çalışan bir yayın. Aslında burada Sedat Hakkı Eldem mimarlığına dair yine çok doğrudan bir anlatı olmasa da bu projelerin 1944'ten 1980'e üretilen bu 25 projenin ardı ardına bir kitapta toplanıyor oluşu bile ortamla bunun bu şekilde paylaşıyor oluşunun tercih edilmesini bile açıkçası önemli buluyorum. Şöyle geleyim mi acaba? Sonuç olarak aslında şöyle bakalım. 1950'lerden 80'lere uzanan dönemde Türkiye'de mimarlık anlayışının yapı yapma ve inşa etmekten daha öte bir noktaya taşındığını düşünüyorum. Burada artık sadece mimariyi projelendirmekle ya da inşa etmekle sonuçlanmayan farklı alanlarda mimari üretimler de söz konusu olmaya başlıyor. Örneğin mimarlık artık bir eleştirinin konusu da olabiliyor. 80'li yıllara doğru Türkiye'deki mimarlık ortamında, mimarlık pratiğinde o tarihlere dek izlenen radikal tutumda bir yumuşama var. Bu çoğulluk ve çeşitlilik diye adlandırabileceğimiz bu durum sadece mimari biçimlerde ve üretimlerde değil, kitap gibi yayın ortamlarında da izlenebiliyor. Mimarlık kültürü daha geniş bir kültürün parçası haline geliyor. Bu 80'lerin sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan ödül programları, ulusal ödüller gibi, Şevki Vanlı'nın Mimarlık Vakfı gibi vakıflar ve YEM ve Orhan Yapı Endüstri Merkezi gibi diğer enstitüler mimarlık meslek pratiği, mimarlık meslek alanına bir anlamda ekleniyor ya da mimarlık kültür alanı bunlarla birlikte genişliyor diyebiliriz. Son olarak bu değişime paralel olarak mimarlık toplum nezdinde de yeniden tanımlanmaya başlıyor. Ve tüm bu değişen mimari sahnede farklı roller de ortaya çıkmaya başlıyor. Yani mimarlar zaman zaman yazar, eleştirmen, grafik tasarımcı, yayıncı gibi profesyoneller olarak karşımıza çıkmaya başlıyorlar. Son bir toparlama yapacak olursak, aslında Türkiye'de mimari yayınlar sayıca çok da küçümsenecek bir çoğunlukta değil. Ancak bu yayınların zaman içinde ve meslek ortamında sürekliliği ya da sayıca çokluğunda ve toplumsal kabulünde belki bazı eksiklikler olduğu için kuramsallaşamadığını söyleyebiliriz. Bu sizlere sunmaya çalıştığım 8 mimari monografi özelinde ise her birinde mimarlar bu yayın türünü kendi ihtiyaçları ve amaçları doğrusunda yeniden tanımlamış ve yeni birer belki de mecra yaratmışlardır diye düşünüyorum. Seyfi Arkan, Baysal Birsel ve Çiniciler bu kitap türünü okurlarının mimari üretimlerini görselleştirmelerinde bir araç olarak kullandılar diyebiliriz. Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Şevki Vanlı için belki de uzun yıllara dayanan mimari üretimlerini sakladıkları ve bu yayın aracılığıyla yeniden düzenledikleri bir yerdi belki de bu kitaplar. Bektaş ve Cansever içinse farklı şekillerde de olsa aslında
monografilerinde mimari bir anlatıya dönüştü ve mimarlıkları hakkında yazdılar. Giderek belki bugünlere de şöyle bir bakacak olursak, mimar otomonografileri, mimari pratiğin sunumunun yanı sıra mimari söylemlerin oluşumunun da ortamı olmaya başladı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve desteğiniz için. Sayın Doğan Tekeli ve Cengiz Bektaş aramızdalar. Eğer hani arzu ederlerse sizlerin huzurunuzda kitaplarınızı anlatıyor oldum ben ama eklemek isteyeceğiniz, paylaşacağınız bir konu varsa size söz verelim isteriz ama. Teşekkür ederim. Efendim, tebrik ederim. Çalışıyor mu? Evet. Bir defa tebrik ederim. Teşekkürler. Bilim anlaşılan işte böyle bir şey. Bizim kendi başımıza köşemizde de yaptığımız şeyler bir arada bir çerçeve içinde nasıl görünüyor onu görmüş oldum. Mükemmel bir sunum oldu. Sadece nitelikleriyle anlatmadınız kitapları. Bir de tasnif yaptınız ve bir değerlendirme yaptınız. Buna göre bir benim çıkardığım anlama göre bir ilk örnekler var, bir orta örnekler var, bir de en üst iki örnek var. Cansever'le Bektaş'ın düşünce içeren, bizimkiler pratiği içeren, öncekiler de fotoğrafik sunumlar. Bu da doğru bir tasniftir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok yararlandım, çok teşekkür ederim, tebrik ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi bir mimarlık kitabı her şeyden önce fotoğrafa dayanır. Mostar'da bir yayın evi benden Mimar Sinan'ı anlatmamı istedi. Ve şu soruyu sordu. Sizde mimarlık fotoğrafı çekebilecek fotoğrafçı var mı diye. Ben tabii dedim. Elbette Ara Güler var. Bize biraz örnek yollar mısınız dediler gittiğinizde. Ve ben Ara'nın kendisinden istedim. O fotoğrafları yolladım. Yanıt şuydu. Ama bunu sakın kendisi duymasın. Çünkü bunları söylediğim zaman çok kızıyorlar. Dedi ki yayın evi bunlar mimarlık fotoğrafları değil. Ve kitap bu yüzden ben de kızdım ona basılmadı. Yani yabancı dilde basılacak bir kitaptı. Bu çok önemli. Burada gördüğüm öyle fotoğraflar var ki bunlar ne mimari fotoğrafı ne de fotoğraf. Bu çok fazla önemli. En sonunda altını çizdiğiniz gibi mimarlar bunları hep kendileri yapmaya çalıştılar. Çünkü bulamadılar aradık. İkincisi, şimdi elden ele galiba dolaşıyor mimarlıktaki eleştiride benim sırtında Turan Erol tarafından yazılmış bir açıklama var. O da şu, daha iyi mimarlık ortamının oluşabilmesi için bu konu üzerinde halkın katılımı gerekli. Halk dediğimiz zaman burada yani bu konuda aydınlar, şunlar, bunlar olabilir. Bu yoktu. Benim bütün çalışmam bunun üzerinedir. Yalnız kitaplarla değil, konuşmalar, televizyon ve radyo konuşmaları, bir takım belgesellerde bu konu üzerine şey yapılan. Ama gerçekten mimarlıkta eleştiriyle 1967'de başlayan bu macera bugüne kadar devam ediyor. Evet. Bu kitapları destekleyen sergiler çok önemli. Evet. Yani sadece benim bir takım şeyleri önce başlamış olmam falan filan bunlar çok önemli değil. Tabii ki bir ortamın içinde bir yerden bir yere bir süreç içinde yer alacak hepsi. Ama sergiler de çok önemli. Evet. Sergilerin nasıl düzenlendiği, neyi anlatmak üzere düzenlendiği. Örneğin
mimarlığımız dün, bugün, yarın adlı sergi, o da sevgili İbrahim Niyazioğlu'nun katılımıyla olmuş. Çünkü o grafikerdi. Ya, demin yalnızca fotoğrafçılardan söz ettim. Asıl önemli olan bir de grafikerler. Ben projeyi bitirdiğim zaman bir grafiker arkadaşımı, çok yakın arkadaşlıklarım vardı o konuda, çağırıp biz bunu nasıl sergileyelim, nasıl sunalım? Örneğin 5 metreden göreceğiniz bir sunumla 15 metreden göreceğiniz bir sunum arasında ayrım var. Bunu ancak size grafiker söyleyebilir. Sait Maden, ne söylediğim şey şu: 15 metreden herkesin görebileceği, bana nasıl çizeceğimi de söyle. Yani 0-1 ile değil, 1 ile çizdim mesela o projeleri sunmak istediğim zaman, ki minibüs şoförü de katıldı tartışmalara ve en doğru şeyleri söyledi. Bu çok önemli. Yani bir kitap gerçekten bütün bunların hepsine çok saygı duymak gerek. Yokluklar içinde yaratılmış şeylerdir. Evet. Onun ne demek olduğunu, örneğin İbrahim Niyazioğlu'nu hiç unutmadım. Şu anda yaşamıyor, çok genç yitirdik. O da mimar ama özünde grafikerdi. Çünkü biraz daha çabuk sonuç almak isteyen bir insandı. Ve ona dedim ki ben bunu beceremeyebilirim. Ben mimarlıktan önce yazarım ama bu konu başka bir konu. Onun için bana destek verdi ki bir izlence yapalım. O izlencede şimdi şunu anlat, şimdi bunu anlat diye benden aylık sonuçlar istedi. Ve öyle yapılabildi. Ama o kitabın en büyük özelliği, belki bunu daha sonra da söyleyebilirim Saat'la ilgili olarak şeydi. Ben hemen hemen Anadolu'daki bütün gördüğüm mimarlık bürolarında bu kırmızı kitabı gördüm. Nedeni şu: sadece fotoğraf vermiyor, sadece çizim vermiyor, o sunucu aldığımız detaylar da veriliyor. Bunun nedeni şuydu: Almanya'da bir, Türkiye'de 2 yıl çalışmış asistan vardı. Dedi ki siz alüminyum cephe gibi çiziyorsunuz, sonra demir doğramayla yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir eleştiriydi. Yani biz hayal aleminde yüzüyoruz ama gerçek başka, piyasa başka. Ve de gene bu kitabın bir özelliği, Halet Çambi'nin söylediği. Halet Hanım, yahu bu kitap hep kavga dedi. Nail abi de dedi ki, ne zannediyorsun yani dedi. Mimarlık hakikaten kavgadır ortamla. Çünkü yok, ortamımız yok. Bunlara dokunmak istedim. Ama Doğan Tekeli'nin, Doğan Bey'in ta baştan beri, yani Türkiye'ye geldiğim günden demeyeceğim, ondan önce de sürekli izlediğim, yani bu insan belki şeyde Sami Sisse'yi de unutmamak gerek, zaten unutulamaz, gerçekten çok merak ettiğim insanlardı. Her yıl onlara yılbaşı tebriği yolladım ve Türkiye'ye geldiğimde de ilk gidip onu izlediğim, yani nerede oturuyor, kaç saat yola veriyor, büroda ne yapıyor gibi hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir şekilde onu izledim. Şimdi burada görünce büyük mutluluk duyuyorum. Galiba sözü edilen kimseler dışında ve yaşamda olan da yalnızca ikimiz kaldık. Behruz'la aynı ilkokul öğretmeninde okumuşuz. Bir 5 yıl farkla. Ama yani onunla en iyi dostluğu Doğan Tekeli kurdu. Çünkü hiçbir şey yapmasak, sadece bir müzik dinle sırasında ya da bir sofranın başında biraz konuştuğumuz zaman ister istemez başkaları bizden sıkılırlardı. Mimarlık oluyordu konumuz. Bu çok önemli nokta. Çünkü eğer mimarlık üzerinde biz konuşmazsak, anlatmazsak, bunun temelinde kültürün var olduğunu anlatmazsak,
kültürsüz mimarlık yapılamayacağını anlatmazsak bu böyle sürüp gidecektir.